Fenerbahçe Alanya deplasmanında geriye düştü. Etkisiz oynuyordu. Sonra iki penaltı verildi. Bir golü iptal edildi VAR'da. Enteresan bir müsabaka oynanıyor ve şu dakikalarda da üçüncü golü buldu Fenerbahçe. Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş kazanmıştı. Ve Fenerbahçe iki tane Enner Valencia özür dilerim. Suyumdan da biraz alayım. Bir de Emre Mor'un golüyle şu anda 3-1'i buldu. Evet, müsabakada artı 11 dakika daha oynanacak. İlk yarıda da artı 10 dakika eklenmişti. Yaklaşık bir 15 dakika sonra müsabaka bitmiş olacak. Tabii ki maçı konuşacağız. Jesus tribüne gönderildi. Mete Kalkavan tarafından. Fenerbahçe adeta maça 1-0 geride başladı. Sonrasında Rossi'yle attığı bir gol vardı. Televizyondaki verilen görüntüye baktığımızda net gol gibi gözüktü. Uzun bekleyişler sonrasında yaklaşık 3-4 dakika Mete Kalkavan VAR tarafından golün offside gerekçesiyle iptal edildiğini belirtti. Tabii ki Fenerbahçe'de ve sosyal medyada bu olay bir infial etkisi yarattı. İkinci yarı yine duran bir tempoda giderken Alanyaspor tüm hatlarıyla kapanmışken Ersun Yanal'ın öğrencileri Osayi'ye yapılan bir penaltı pozisyonu vardı. Mete Kalkavan tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Enner Valencia klas bir golle, klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Sonrasında yine Enner Valencia ceza sahası içinde yerde kaldı. Ki bu pozisyonda itiraz ettiği gerekçe sarı kart gördü. Mete Kalkavan pozisyonda penaltı yok dedi. Ama VAR yine müdahil oldu olaya. Ve Mete Kalkavan da VAR'a gittikten sonra pozisyonu izledi, inceledi. Ve penaltıyı verdi. Öncesinde Jesus oyundan atılmıştı. Adeta sahaya girmişti. Jesus Portekizli teknik adam tribüne gönderildi. Sonrasında Valencia kendisine yapılan penaltıyı kullandı. 2-1 yaptı. Ve yine ikinci yarı oyuna dahil olan Emre Bor'da az önce üçüncü golü attı. Alanya'da şu anda Alanyaspor 1, Fenerbahçe 3. Sosyal medya adeta yıkılıyor. Fener'in lehine verilen iki penaltı, sayılmayan golü. Jesus'un yine hafta içinde Sevilla maçı öncesi ve sonrası federasyonu ve Türk futboluna hedef alan sert açıklamaları vardı. Dün bundan olsunu yapmıştık. Bu akşam tabii ki bu konuşmaları vereceğiz. Galatasaray Konya mağlubiyetiyle ilgili ne açıklama yaptı? Galatasaray'da şu anda neler yaşanıyor? Ve Beşiktaş'ta sessiz ve derinden şampiyonluk umutlarını bu haftada kazanarak İstanbulspor'u mağlup ederek devam ettirdi. Bunları konuşacağız.